Arkadaşlar, ben Burak Kıyar. Bu ikinci dersimizde şimdi hazır template'i editleme, 60 işlemleri gibi işlemler yapacağız. Giriş sayfasını login yapalım. Önce bir kaynak klasörü açıyorum. Template'imi atacağım. Buradan template'imin yolunu buluyorum. Ben bunu kullanacağım. Sevdiğim bir admin template. Ondan sonra stil dosyalarını direkt kök klasöre solution içine atmaktansa style diye bir klasör oluşturup bunun içine atıyorum. Bir tane opcode klasörü oluşturuyorum. Önce veri tabanını hazırlayalım. Bunun adına ders 2 diyorum. İkinci dersimiz olduğu için. Admin ID diyelim. Admin'in adını alalım. Başka. Diyelim buna. Admin şifre diyelim bir de. Fazla uzatmadan. Bunu neden yüz aldığımı şimdi açıklayayım. Daha sonra yine yüz tutmaz ama ben şifreleri genelde MD5 deyip encryptleyip de tutuyorum. Ne olur ne olmaz diye yüz yazıyorum. Zaten en fazla 16 haneli şifre girdireceğiz. Onun da MD5'lisi 100'ü geçmesi biraz zor. İmkansız gibi. Bir de aktiflik koyalım. Bunu da kullanıcı banlı mı değil mi diye koyuyorum ben. Dersimiz çok fazla uzamasın diye hızlı hızlı yapıp geçiyorum. Table'lara her zaman sonuna T koyarım karıştırmamak için. Admin tablomuz hazır. Bir tane admin ekleyelim içine. F1 2 3 4 5. Şimdi linkü ile veri tabanımızı atalım. Kaydettikten sonra şimdi bir tane de admin klasörü açıyorum. Bunun içinde işlemler gerçekleşecek. Genelde herkes ana master, main master yazar. Admin master'ı ben hep admin master diye yazıyorum. Ondan sonra web form ekleyeceğiz. Kısa yolu gelmemiş buraya. Şöyle yapıyoruz.
Admin master'da asılacak bu waveform. Bir tane daha waveform ekleyeceğiz ama bu login olacağı için select master patch kesinlikle seçili olmayacak. Login ASPX bu da. Bunu da hazır tasarımımızı giydirmeye başlayalım. Şekilde ben kapatıyorum navigation'ları. Direkt Titan içine kopyalayıp şuradan hitleri siliyorum. Şu gereksiz. Ondan sonra hepsini kopyalayalım ve ondan sonra stick dosyamızın yerini belirtelim. Şu banın içindeki class'ı da kopyalamam gerek ve bununla işim bitiyor. İkinci olarak şuradaki formları, HTML içindeki formları div'e çeviriyorum. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Neden benim kodlarım çalışmıyor gibi sayfada tanımladığınız CodeBeginPaint'te. Ondan sonra şu textbox, ikisi de şunlar, checkbox ve buton var. Şimdi ilk önce tasarım gelmedi. Neden gelmedi diye sorarsanız şöyle göstereyim. Style'ı bir klasöre atmıştık. Şöyle yaparsak ismi style sanırsam doğrudur. Şu an gelmiş olması lazım. Şurada bir imaj var. Onun da yolunu belirtelim. Aşağıdaki JavaScript'lerin yolunu belirtelim. Gördüğünüz gibi geldi. Şu footer kısmını ben sileyim. Benim için bir yararı yok. Başka unuttuğumuz bir şey. Şimdi bu textbox'lar HTML olduğu için bunları ASP'ye çevirmem lazım. İçlerinden sadece class'ını alıyorum. Geri kalan siliyorum. Buraya bir tane textbox ekledim. Class'ın içine yapıştırdım. ID'sini txt e-mail ile girdireceğiz biz. E-mail diyelim. Yazabilirsiniz. Şuralar başlık kısımları. İsterseniz şunun gibi bir logo koyabilirsiniz. İsterseniz başlıkları değiştirebilirsiniz. Şuradan. Örneğin. Gibi. İsterseniz fazlalık geliyorsa silebilirsiniz. Şifrenin ikini de değiştirelim. ID'sine text'e şifre diyelim. Gibi. Bunun modunu unutmuyoruz. Text modu. Password olacak. Neden password olacak? Şifremiz şu şekilde gözüksün diye. Yoksa normal direkt rakam harfler çıkar. Checkbox'ı ben şuradan kaldırayım. Direkt şunun yanına bir tane buton ekleyelim. Giriş butonu. ID'leri her zaman
BTN girişse, örneğin giriş butonu kullanacaksınız, BTN giriş veya kayıtsa BTN kayıt ol diye tanımlamakta fayda var. Diğer butonun klasını alıp içine yapıştırıp bunu siliyorum. Kontrol ederim, her şey tamam olması lazım. Gördüğünüz kısmı, giriş kısmı tamam. Şimdi butonumuzu bir event oluşturalım. Yani tıklandığında ne işlemler yapacak? Bunları belirteceğiz. İlk önce trimleyelim bunların boşluklarını, alalım. Yani txt email'in teksinde bir herhangi bir yazı varsa bunu validation'larla da kontrol ettirebilirsiniz. E-mail'in yazımı doğru mu değil mi diye, boş mu değil mi diye. Kod satırında ben kontrol edip geçiyorum şu an hızlı bir şekilde. Normalde en küçük 6 haneli şifre olur genelde. 5'ten küçükse herhangi bir işlem yaptırmamam lazım. 5'ten büyük olduğu takdirde işlemin olması lazım. Yani bu tarz mantıklarla veri tabanımı çağırıyorum. Şimdi giriş diyelim. Gireni çekelim. First'ün ya da default'unu getirsin. Admin e-maili textinden gelen bilgi işte olacak. Gene silelim biz bunu. Ve şifresi ve aktifliği 1 olması lazım, yani true. Şimdi giriş yapan null değilse, yani bu e-mail'e, şifreye ve aktifliğe uygun bir admin var ise burada session oluşturacağız. Session add diyorum. Aldığı parametreler strict name, objective value. Strict name'e örneğin login olan diyorum ben. Veya giriş yapan herhangi bir şey tanımlayabilirsiniz. Objective value'su isimle soy ismini alalım. Giriş yapan isimle label'a isim soy ismini yazdırırız. Giriş yapanın adını artı, şöyle bir boşluk bırakalım. Giriş yapanın şifreleri, pardon, soyad diyeceğiz. Soyadını alalım. Bundan sonra yönlendirmemizi yapalım. Neye yönlendireceğiz? Default'a yönlendireceğiz. Fazla ben kontrol yapmadan geçiyorum. Dediğim gibi validation'larla veya daha farklı mantıklar yürüterek sayfanın postback olmasını engelleyebilirsiniz. Boş boşuna örneğin 5'ten küçükse tıklamasın gibi gibi birçok yöntemi
yöntemi var. Fakat Main Master'da öncelikle patch notunda ben şöyle bir şey tanımlayayım. İşte session login olan Nusa, yani login olan diye bir session yok ise bunu geri login ASP ilk sayfamıza yönlendirmemiz lazım. Burada da session'ı yazdıracağız. Şu an şöyle bırakıyorum. Default'a da ana sayfa yazalım dursun şimdilik. Demeyin master'ımızı hazır template'e giydireceğiz. İndeksini açıyorum. Gene header iki kısmı var. Hide direkt kod kısmını kapatıyorum. Title'ın içine yapıştırıp şekilde silip komple iç kısmını alıyorum. Content'in ben üstüne yapıştırıyorum ilk önce. Ondan sonra yukarı çıkıp buraya CSS'lerin yollarını belirtiyorum. JavaScript'lerin de yollarını belirtelim. Şimdi bunların içini temizleyeceğiz şimdi. Yani şurası ana sayfa olacak. Content Place Holder'ın içinde açıldığı yer. Bunlar hazırım tasarımla beraber isterseniz kullanın diye birçok şey sunuyor. Bunları temizleyeceğiz. Şurayı kapatıyorum. Şurayı da kapatıyorum. Şu rowların hepsini sildikten sonra content'imizi direkt content panelin içine atıyorum. Bir çalıştırıp beraber görelim. Bakın default'ta başlatacağım. Beni login'e atması lazım. Çünkü herhangi bir tanımlı session yok olmaması lazım. Gördüğünüz gibi. E-mailimiz şifremiz 1-2-3-4-5-6 idi. Search kısmında sorun var. Default'ımızda gördüğünüz gibi içinde açıldı. Default ASP.x'ten geliyor ana sayfa yazısı. Search'ü halledelim. Header'da daha doğrusu. Üst tarafa çıkmış search. Form olabilir. Sörcünün üst tarafa çıkma nedeni. İsterseniz silersiniz, isterseniz şu şekilde. Şu an düzelmiş olması lazım. Şunu sildikten sonra gördüğünüz gibi form bırakırsanız tasarımda bozulmalar ASP'ye attığınızda veya
tasarımın çalışmaması söz konusu olabiliyor. Tekrar bir giriş yapıp bakalım. Düzelmedi. Şöyle yapalım. Klasından düzelmemiş de olabilir. Üst taraftaki tekleri sildiğimiz için default tekrar başlayalım. Şu an gördüğünüz gibi şuradaki resimde bir yol belirtmediğimiz için stylen içinde diye onda sıkıntı var, çok önemli değil. Direkt ben işlemlere geçiyorum. Çok fazla uzamasın dersimiz. Bundan sonraki her açılan eğer bir login koyduysanız işlem yapılacak klasörler ve sadece adminin görmesi gereken klasörler master page'in içinde açılmalı. Bu çok önemli. Bunun da adına admin list diyelim. Admin master page'de açılacak. Bunları kapatıyorum. Şuradan da şuna admin list diyelim. Refini tanımlayalım. Admin liste. Şu span'ı silebiliriz. Şimdi hazır tasarımdan gene bir tane table alacağım. Şu alt taraf gelmedi. Eğer ilk defa ben yeni formatlamıştım bilgisayarım. İlk defa kurduğunuzda eğer ki gelmiyorsa Open with deyip Webforms editördü yanlış hatırlamıyorsam. Set default deyip OK diyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Bunun içinden bir sürü renkli renkli koymuş tasarımı yapan kişi. Şu şekilde ben bir tane hazır alıyorum. Row almıyorum. Şimdi bize bir tane TR yeterli. Şu TR'yi ve şu TR'yi siliyorum. Burada adminin neylerini alalım. Örneğin no'sunu alalım. Adı soyadını alalım. E-mail alalım. Şifre alalım. Bir de işlem olsun. Şimdi burada eval'larla kolonları çekeceğiz. Sütunları çekeceğiz yani. Admin ID demiştik yanlış hatırlamıyorsam. Admin adı. Bir boşluk bırakıyorum bitişik gözükmesin diye. Soyadı demiştik sanırsam. Tekrar bir kontrol ederiz. Admin email. Admin şifre. Pardon, şifreden sonra işlem vardı. İşlemde de
Silve güncelli olacak. Şu şekilde yazıyorum şu an. Şuraya bir tane repeater atalım. Adı rpt admin list yapalım. Bir tane template diyelim. Biz tr'yi çoğaltacağımız için tr'lerin dışına koyuyoruz repeater'ı. Satır satır çoğaltacağız çünkü. Tr'de satır, tr'de sütun olduğu için. Şimdi listemizi çekelim. Renk yüzük ve veri tabanımızı çağıralım. RPT'nin data source'u. Aktif olanları getirsin bize. Örneğin. Şu an sıralaması lazım. İsmi yanlış yazdık sanırsam. En güzeli. Şekilde kopyalamak. Dediğimizde gördüğünüz gibi her şeyi çektik. Şimdi bu dersimizde bir de sil butonunu yapalım. Diğerlerin diğer dersimize bırakalım. Güncelleme eklemeyi. Hatta prosedürle ekleyebiliriz. Çok fazla uzamasın bu dersimiz. Sil işleminde ise direkt admin list sayfasında işlemi gerçekleştirelim. Burada sadece sil yazısını A tag'in içine alıyorum. Güncelleme kesinlikle almıyorsunuz. Request string'den ID'yi göndermem lazım. Çünkü repeater'la çoğaldıktan sonra hangisinin ID'si olduğunu ben bilemiyorum. Bunu eval'le geri çekeceğiz. Admin ID diyerek. İstersem işlem gönderirim, istersem göndermem. Çok önemli değil ama şöyle yapalım. İşlem eşittir bir de silleyelim. Çünkü query string'e yanlışlıkla biz bir ifade girdiğimizde direkt silmemesi için. Yani sil işlemi geldiyse silsin. Bunu 5'te stringleri global alanda bir oluşturalım. String'e convert diyorum ilk önce. Gelen ID'yi burada string'e convert dedik. Çünkü string ifade içinde admin ID alacağımız için oradan ilk veri tabanından integer gelecek. Bunun için string içinde tanımlayacağımız için convert dedik. Ondan sonra sayfa postback değilse tabi sili
string ifade için yazacağım ve page'in loadında admin ID'mizi alalım. Query string'den işlemimizi de alalım. Eğer işlem sil ise şimdi burada işlemleri yapacağız. Veri tabanımızı çağırıyoruz. Admin tablosundan sil diyelim. Kimi silecek? Admin ID'si neye eşit olacak? Request query string'den gelen admin ID'ye eşit olacak. Biz bunu string'e convert demiştik. Bu veri tabanında integer tutulduğu için int veri tabanında int C#'ta ASP.NET'te int 32'ye convert deniyor. Tinit int 16'ya convert denir. Admin ID. Ondan sonra ben bunun aktifliğini direkt false yapıp veri tabanı değişikliği kaydediyorum. Bir deneyelim hemen. Kodumuz çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi sil butonu geldi. Tıkladığımda sıfır diyelim. Hatayı da okumadım gerçi. Direkt okey'e bastım ben de. Hatta şurada görmüşken buton çeşitleri var. Şuradan butonun klasını alıp sil işlemi daha düzgün gözüksün. Tamam. False yapacaksın aktifliğini. Doğru. Burada bit olarak tanımladık. Doğru. Şu an herhangi bir hata vermemesi lazım. Null bir değer geliyor. Şuradan bir yanlışlık yaptık. Evet. Şurada belirtmedik. Göndereceğimiz ID'nin admin ID, yani şurada belirlediğimiz Admin ID'yi. Şu an düzelmiş olması lazım. Tekrar çalıştıralım. Acele ederek çalıştığınızda tabii böyle bir sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Sil dediğimizde gördüğünüz gibi sayfayı yeniledim ve gitti. Veri tabanımıza bakalım. Aktifliği false oldu. Peki.
girmeyi deneyelim tekrar. Tabii bunu normalde adam sayfadayken bile olsa sildiğinizde direkt session'ı silip başka bir yere tıkladığı an veya sayfası postback olduğu an adamı Login Asya Pex'e yönlendirmeniz lazım. Dersimiz bayağı bir uzadı. Bunları diğer derste yapalım. Görüşmek üzere.